Evet takım, benim haberlerim bu kadar. Hafta sonu yine sporla doluydu. Tabii, evet. Dün güzel bir derbi maç vardı. Beşiktaş'la Galatasaray yenişemediler. Evet. Bugün de Fenerbahçe kongresi vardı. Güven Sezer başkanlığa getirildi. Seni izliyoruz. Futbol biterken heyecanı devam edip gidiyor. Kesinlikle. Evet. Sevgili seyirciler, bugün yapılan olağanüstü kongrede 806 oy alan Güven Sazak Fenerbahçe'nin 35. başkanı seçildi. Sazak, kongre sonrası Interstar'a şöyle konuştu. Fenerbahçe kulübü başkanlığına seçildiniz. Şu anki duygularınızı öğrenebilir miyim? Efendim, biz bu sonucu bekliyorduk. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyoruz. Fenerbahçe'nin sorunlarının bilinci içindeyiz. Çok ağır bir yükün beklediğini de biliyoruz. Ama arkadaşlarımla el birliğinle bu sorunların altından kalkacağıma inanıyorum. Seçimi kazanan başkan Güven Sazak'la kaybeden başkan adayı Ali Şen daha sonra bir araya gelerek kucaklaştılar. Bu arada kongrenin sonucunu sokakta merakla bekleyen taraftarlar Güven Sazak ve Ali Şen'e sevgi gösterisinde bulundular. Fenerbahçe'nin Güven Sazak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Hasan Özaydın, Ömer Çavuşoğlu, Zeki Çakmak, Mete Has, Fikret Kırcan, Kamuran Körtük, Erol User, Cemil Turan, Vedat Olcay, Ahmet Erol, Tahir Perek, Ertuğrul Hataylı, Hüseyin Kocadağ, Şevket Yılmaz. Sayın seyirciler, Türkiye 1. Ligi'nin 29. haftası bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Konyaspor'dan sonra Gaziantepspor'a 5-0 yenilen Aydınspor'da 2. lige düştü. Şimdi günün maçlarından görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Ankara 19 Mayıs Stadı, Gençler Birliği Kocaeli Spor karşılaşması. Kocaeli Spor Ergun'la 1-0 öne geçiyor. Dakika 19. Karşılaşmada 38. dakika. Engin beraberliği getiriyor. 1-1 oluyor durum. 64. dakikadayız. Ergün vuruyor. Gençler Birliği 2-1 öne geçiyor. Dakika 66. Ergun topla buluştu. 2-2 yaptı durumu. Dakika 71. Saffet 3. golü atıyor ve Kocaeli Spor karşılaşmayı 3-2 kazanıyor. Trabzonspor Bakırköy Spor karşılaşması İstanbul'da oynanıyor karşılaşma ve Trabzonspor Orhan'la 29. dakikada 1-0 öne geçtikten sonra karşılaşmanın 36. dakikası bu defa Küçük Soner vuruyor, 2-0 yapıyor durumu. Karşılaşmanın son dakikasında 89. dakikada o gün 3. golü atıyor. 3-0 Trabzonspor galibi. İzmir'deyiz, Karşıyaka Fenerbahçe maçındayız. 3. dakika Novak'la Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Arif, Recep düşürülüyor penaltı. Atışı Muharrem kullanıyor. 1-1 oluyor durum dakika 19. Ve Fenerbahçe gole çok yakın. Tanju kaleciden dönüyor. Tekrar Tanju. Dakika 25, 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe. Karşılaşmanın 52. dakikası. İlker durumu 3-1 yapıyor. Dakika 56, köşe vuruşu kullanıyor Karşıyaka. Ve Recep Karşıyaka'nın ikinci golünü atıyor. 3-2 kazanıyor Fenerbahçe maçı. İstanbul Yusuf Ziya Nursi Stadı, Sarıyer Altay müsabakasındayız. İşte karşılaşmada 47. dakika. Erol'la Sarıyer 1-0 öne geçiyor. Dakika 77, Selçuk götürüyor, vuruyor ikinci gol. Sarıyer 2, Altay 0. Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı. Kayseri Spor 2, Bursa Spor 1. Goller Kayseri Spor 25. dakikada Salih, 82. dakikada Mustafa, Bursa Spor 74. dakikada Ersel. Gaziantep Spor 5, Aydın Spor 0. Goller Gaziantep Spor 24. dakika Büyük Hasan, 53. dakika Boliç, 55. dakika Boliç, 75. dakika İhsan, 82. dakika Küçük Hasan. Konya Spor 2, Ankara Gücü 1. Goller Konya Spor 17. dakika Ahmet, 89. dakika Serkan, Ankara Gücü 14. dakika Ergun. Samsun Spor ve Karabük Spor gelecek sezon 1. Türkiye Ligi'nde mücadele edecekler. İkincilik playoff grubunda toplu sonuçlar ve puan cetveli şöyle. İkincilik playoff grubu toplu sonuçları şöyle. Göztepe 2, Mersin İdman Yurdu 1, Malatya Spor 0, Samsun Spor 2, Sakarya Spor 3, Zeytinburnu Spor 2, Antalya Spor 1, Karabük Spor 1, Siirt Köy Hizmetleri Spor 1, Denizli Spor 2. Bugünkü sonuçlardan sonra 36 puanlı Samsun Spor ve 34 puanlı Karabük Spor önümüzdeki sezon 1. Türkiye Ligi'nde oynamaya hak kazandılar. 1. Lig'e yükselecek son takım Zeytinburnu Spor ve Denizli Spor'un son hafta maçlarından sonra belli olacak. Zeytinburnu Spor'un 32, Denizli Spor'un 29 puanı var.
27 puanlı Mersin İdman Yurdu 5. durumda. 19 puanlı Sakarya Sporu, 18 puanla Siirt Köy Hizmetleri ve 17 puanla Antalya Spor izliyorlar. Son iki sırada yer alan 12 puanlı takımlardan Malatya Spor 9. Göztepe 10. Sevgili seyirciler, şimdi Sakarya Spor'un Zeytinburnu Spor'u 3-2 yendiği maçın gollerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sakarya Spor atağını izliyoruz. Karşılaşmada 7. dakika. Esat vuruyor. 1-0 öne geçiyor Sakarya Spor. Yine Sakarya Spor atağı var. Orta, kafa vuruşu, 2-0 oluyor durum. Dakika 21, Erdoğan da 2-0 öne geçiyor. Zeytinburnu Spor serbest vuruş kullanıyor. Hüsnü ve 2-1 yapıyor durumu. Gol Hüsnü ile geldi. Sakarya Spor yine atak. Karşılaşmada 85. dakika. Hüseyin vuruşunu yapıyor. 3-1 Sakarya Spor öne geçiyor. Serbest vuruş Zeytinburnu Spor'dan dakika 89. Ve İbrahim ile Zeytinburnu Spor'un golü geliyor. Karşılaşmayı Sakarya Spor 3-2 kazanıyor. Kan Spor haberlerimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta artık 1. Türkiye Ligi de bitiyor Akın, değil mi? Evet. Futbol tatile giriyor. Giriyor ama işte şampiyon belli değil, son haftaya kaldı. Ya Beşiktaş, averaj hesaplarına kaldı, galibiyetlere kaldı. Bir aile kritik bir hafta yaşayacağız. Evet, teşekkürler Akın. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili seyirciler, şimdi hava durumu karşınızda, Bay Meteor. İyi akşamlar efendim. İnşallah iyi bir hafta sonu tatili geçirmişsinizdir efendim. Bizim Temel iş aramaktan yorgun düşmüş, hangi kapıyı çaldıysa kendine göre bir iş bulamamıştır efendim. Eson iş ve işçi bulma kurumuna müracaat eder. Memur, ne iş yaparsınız kardeşim? Mesleğiniz nedir? Temel, vallahi kardeşim doğru dürüst bir mesleğim yok. Ama öyle bir muşkul durumdayım ki 5 çocuk, bir karı, borç gırtlakta, yani ne iş olsa yaparım. Hatta ve hatta başbakanlık bile yaparım. Acaba bu konuda benim yıldız şansım kaç tanedir? Şimdi hava durumuna geçiyoruz efendim. Yarın güzel yurdumuzun Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri parçalı bulutlu olacak. Diğer bölgelerimiz ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacaktır. Bazı illerimiz için hava sıcaklıkları ise şöyle olacaktır. İstanbul'da hava abidik gubidik vaziyetlerinden 14-20 yeşil. İzmir'de hava 15-29, Ankara'da ise efendim 11-23 derece olacaktır. Güzel Antalya'mızda hava 17-26 derece olacak efendim. Karadeniz bölgemize haşim bir vaziyetten mıdırıklık yapıyoruz. Samsun'da hava yeşil, 13-20 derece efendim. Erzurum'da havamız 3-20 derece olacak. Diyarbakır'da karpuz vaziyetleri. Diyarbakır'da hava 10-23 derece olacak. Ne diyorduk efendim? Yarınki havayı hiç düşünmeyelim. Fakat sevgimizin barometresini düşürmeyelim. Haberleri sunduk. Sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle hoşça kalın. Üçüncü maddesi diyor ki, radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir. Oysa daha düne kadar... Metro FM. Biz süperciyiz. This is Radio Blue. Ya şimdi? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Radyoların susmasını nasıl karşılıyorsunuz? İşte 24 Mayıs gecesi canlı yayında anayasamızın 133. maddesi tartışılacak. Bu tartışmaya siz de telefonla katılabilirsiniz. 24 Mayıs'ta ekran başına, telefon başına.
Çal çal şenlensin viraneler. Süper FM'le enerjim artıyor. Biz süperciyiz. Süper FM. Güç sizin için bir tutkuysa, yaşam sizin için heyecan verici bir yarışsa, güven sizin için hayatla ilişki ise ve estetik sizin için vazgeçilmezse, siz özelsiniz. Toledo, çok özel bir seçim.